Hoş geldik. Çok mutluyum. Çünkü sonunda kanalın ilk kanadını yapıyorum. Kanatı hep beklettim. Çünkü kanata bayılıyorum ben gerçekten. Keyif haritasında sizin önerinizle 1,5'ta yerken de anlatmıştım. Kanat benim hassas noktam diyebilirim. Yemeğe merak salmamın başlangıç yemeklerinden biri de olabilir. Kendi yalnız başına çok güzel olmayıp 1001 ayrı terbiyeyle her birinde de aşırı güzel olan bir yemek. O yüzden çok büyük bir deney alanı. Sınırsız yerim yani. Çıtırını ayrı yerim, mangalını ayrı yerim, Amerikan tipini ayrı yerim, Urfa usulünü ayrı yerim, Siverek usulünü ayrı yerim. Keyif lezzetlerinin odak noktası sunumluk yemekler. Yani eşe dosta yapmalık bir ayancısı yemekler. O yüzden kanalda yapacağım başka kanatlar olsa da bugün size çok özel sunumluk kanat yapacağım. Ve bu tarifimizin adı Chikipa. Hop Chikipa. Hop Chikipa. İsmi de çok güzel. Chikipa. Neden Chikipa Emir? Chik, come on chik, come on chik dersin yani tavuklara. Come on chik dersin ya tavuk chik ya. Pop ne? Lollipop. Biz lollipop deriz. Lollipop gibi olacak sunumu, o yüzden Chikipa. Güzel isim. Teşekkürler. Sıkıntı yok. Evet kardeşim. Aferin. Arkadaşlar sokakta orada burada bana kardeşim diye hitap eden insanların en büyüğü benden 6 yaş küçük kesin. Ya çünkü zaten 30 yaşından büyük kimse kimseye kardeşim demiyor. Öyle bir alışkanlık yok yani. Kardeşim ha? Efendim kardeşim? Ha öyle mi kardeşim? Kardeşim. Geçen simitçiye gittim. Abi para bu... Şerefsizlik, aptallık bende. Herkes abi diye dolaşır. Senden 12 yaş küçük çocuk da sana kardeşim der. Sen önce kendindeki hatayı bul. Ondan sonra sana kardeşim diyenlere sen. Ben şu an sizinle konuşurken kendi sorunumu buldum arkadaşlar. Ulan sizi işte bu yüzden seviyorum. Bir daha da sokakta falan öyle yani abi deyince başlıyorlar ezmeye böyle. Kardeşim öyle bilmem ne. Sen doğduğunda kardeşim dediğin adam. Diyemiyorum tabii. Ayıp olur çünkü. Ama gerçek size. Neyse. Taksicileri de seviyorum, simitçileri de seviyorum. Kendimi de seviyorum. Ama kendimi de seviyorum. O zaman abi demiyorum. Kendimden büyüklere derim ne olacak? Bu kadar basit. Çakal lezzetlere hoş geldiniz. Çakal lezzet. Belki de ilk defa bir tarif anlatırken oturuyorum çakal lezzetlerde. Biraz tavukla haşır neşir olacağız. Biraz keseceğiz, biraz biçeceğiz. Yani bu tarz işlemlerden çok hoşlanmayan insanlar için biraz zor bir tarif olabilir. Öyle kişiler de eşine dostuna anlatsın. Desin ki ya çakal lezzetlerde harika bir tarif gördüm. Aslında diyorum da bugün biz size gelsek de acaba sen bize o tavuklardan mı yapsan? Diye gaza getirebilirsiniz. Ama tabii bu gazı bir insana verebilmeniz için sizin çok güzel bir kadın karşı tarafında bir o kadar ezik benim gibi bir tip olması gerekiyor. Burada kanat var. Bu kanatın tam hali genelde normal marketlerde böyle bulunmaz. Şöyle bulunur. Tam olarak şöyle iki parça halinde bulunur. Öyle olması daha iyi. Bu şu an biraz daha uğraştıracak beni. Tam tarifi yapacağım gün öyle bir şey bulamadım. O yüzden bunu aldım. Özellikle Adana'da mesela, böyle yerlerde, Alanya'da falan da öyle. Tavukçular var ya, tavukçularda kanadın bu iki şeyi ayrı satılıyor. Hangisini istersen onu alıyorsun. Müthiş. Eğer öyle bir şansınız varsa, bugün genelde bunu daha çok sevsek de almanızı önereceğim şey bu tarafı olacak. Buna yaprak deniyordu. Bunu da bu arada seyircilerimden birinden öğrenmiştim. Buna ne deniyor hala bilmiyorum ama bu but değil. Buna but demesin kimse. But tavuğun ayrı bir kısmıdır. Daha büyük olur. İngilizcesi de drumstick'tir. Yani bizim davul çalarken kullandığımız baget. Main sosu tabii ki özel. Asıl kesiliş biçimi çok özel. Şimdi gösteriyorum. Bu eti buradaki kemiğin ucundan ayırıyoruz. Şöyle kolay ayrılıyor. Bıçağın ucuyla pıt yapıp tık diye tavuğu çekince kolay ayrılıyor. Bıçağınızın keskin tarafıyla böyle eti aşağı indireceksiniz. Yani bu gerçekten çok özel bir yemek haline geliyor. Nasıl ya bu tavuğun neresi dediği bir şey haline geliyor. Ama yine de bununla üşenip birebir yapacağım sosla normal kanat şeklinde de yapabilirsiniz. O da çok güzel olur. Sonuçta lezzeti aynı. Yes. İşte bu kadar. Bakınız Chikipa. Ben hani böyle lollipop deriz biz falan diyorum ya.
Uzun süredir Çakal Lezzetleri izleyenler anlıyor tabii bunların espri olduğunu da. Bazı seyirciler de bunları benim böyle gıcık Amerikan özentisi bir insan olarak söylediğimi zannediyorlar. Ben de hem komiğime gidiyor yani, bence şaka olduğu çok belli. Ama buradan o tarz düşünen varsa, şaka yapıyoruz hacı, şaka. Şaka lan, ben yavşak mıyım? Lalipap lalipap çikipap diye dolaşayım. Yakışmaz. Bu niye böyle peki? Bir, sunumu çok şık. İkincisi de harika bir sos yapacağım. Tabi böyle sunduğunuzda da arkadaşlarınızın ellerini bile kirletmeden kemiğinden tutup tık diye sosa banıp yemesi gayet rahat olacak. Aynı neni gibi, lollipop gibi. Bu tarafın adını bilmiyorum. Bu bölümden sonra büyük ihtimalle öğreneceğim. Bir bilir kişi yazar. Bu tarafı böyle yapıyoruz. Aynı şekilde burayı da lollipop'a çevirebiliyoruz. Şimdi onu da göstereceğim. İki kemiğinden da biraz daha ince olanını çıkaracağız. Onu da şuradan ayırıp. Şimdi elimde tek bir tane kemik. Bakın. Bu aslında daha kibar bir lollipop oluyor. Eti daha küçük oluyor. Adana'da gördüğüm gibi herhangi bir tavukçudan ayrı ayrı satın alma şansınız varsa şu parçayı alın ve bunu yapın. Ama marketlerde hep ikili satılıyor. İkili alırsanız da ben bunun size nasıl yapıldığını gösterdim. Üşenmiyorsanız yapın. Bu daha zor, eti daha az, bu kolay. Ben onu normal bildiğimiz kanat gibi yapmayı tercih ediyorum ve çizikler. Bıçağımı kemiği kesmek için kullanmıyorum. Kemiği kesmiyorum. Deriyi ve eti kesiyorum. İkisinin tam birleşim noktasındaki eklem yerinden tık diye kesiyorum. Yani kemiği keserseniz hem bıçağınıza yazık hem de çok efor sarf etmeniz gerekir. Bunların hepsini hazırlamam 20 dakika sürmüştür. Bunu da size söyleyeyim ki siz de onu hesaba katarak yapın. Şimdi bunu iki aşamalı bir sos sistemi dediğimiz bir soslandırma sistemi çerçevesi içerisinde ilk başta çok yoğun olmayacak bir şekilde bir sos yapacağım. Tavukların iyice pişmesi ve tavuklar pişmeden daha sosumun yanmasını istemediğim için tavuklar piştikten sonra bir kere daha soslayıp tekrar fırına vereceğim. Çok az domates püresi koyacağım. Kebapçı usulü kanat yapmıyoruz arkadaşlar. Daha çok Amerikan usulü diyebilirim. Çok az bir domates püresi. Bunu abartmayın. Soya sosu. Her biri ikinci turda yeniden olacağı için az koyuyorum. Toz biber. İster acı koyun, ister tatlı koyun. Size kalmış. Çok az bal. Ve bir diş samırsaç. Tahta kirletmeyek diye girdiğimiz eziyete bak ya. Tahtayı yıkayıp yeniden ağacını dikerdim. Ağaçtan marangoza götürür kestirirdim ya bununla uğraşacağım vakitte. Bu ne ya? Attım içine. Şimdi burada tekrar ellerimizi kirletiyoruz. Her taraflarına marinenin gelmesini sağlayalım. Orta göze koyuyorum ben. Yine orta göze koyuyorum. Vay be, adama bak. Orta göze koydu dediğinizi duyar gibiyim. Ananı avradını senin gibi. Bunu böyle değil de şöyle koyduk diye düştü. Hadi bakalım tekrar. Bazen ızgara yaparken en üst göze koyarız ama bunda önce bir normal fırın modunda orta gözde bir homojence pişmesini istiyorum. Ondan sonra sosladıktan sonra üst tarafa koyup böyle bir iyice cözürdeteceğim. Şimdi bunun yanında harika fresh bir sos yapacağım. Labne. Labne tabii biraz daha ağır bir şey bir yoğurta göre. Labneyi biraz daha açmak için, biraz daha hafifleştirmek için içine biraz süzme yoğurt karıştırıyorum. Ufacık, minnacık soya sosu. Çok az, fazla kaçırmayın ama. Size demiştim ya, fresh bir sos diye. Fresh! Fresh! O yüzden içine lime koyuyoruz. Lime yerine limon tabii ki koyabilirsiniz. Garibansanız koyun. 3,5 lira lan şu. O yüzden kabuğunu bile koyacağım arkadaşlar. Size önerim şudur. Şimdi eşe dosta yapıyoruz ya bu yemeği. İşin son kısmını sakın ha millet gelmeden yapmayın. Bu kısmını bırakın. Ha şu değil mi? Orada lime vardı ya. Onu uzatabilir misin? Yapın. Aa lime mi koyacaksın falan. Evet ya, çok fresh bir sos hazırladım.
Kolları bırakıp. Ay 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 ay. Büyük usta hastaneden çıktı. Mutluyuz büyük usta. Ondan sonra lime'ı milletin içinde sıkın. Bir lime'ın suyunu bu sosa sıkın. 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 Yani bir nevi sour cream gibi bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Harika. Bu arada aslında limon rendelemek için değil, o yüzden. İlk tur tamam. Abo, bu ne be? Altına tepsi koymuştum fırını, hani bu yağları boşa gitmesin diye. Şimdi o yağları buraya ekliyorum. Tavuğumdan gelen soslu yağları. Şu anda gayet güzel. Ama eğer şu an yersek o ufak bir tavuk tadı olacak. O bir garip bir tavuk tadı olacak. Güçlü bir fırınımız olsaydı eğer, böyle ızgara modu gerçekten güçlü olan, o zaman mangal gibi olabilirdi. Ama fırınınız çok güçlü değilse ve fırın modunda pişirmek zorundaysanız, o zaman bu tavuklar biraz uzun sürede piştiği için bir tavuk tadı çıkıyor ortaya. Tavuk tadı dedim, yani çok istenmeyen bir tavuk tadı. Onu yenmek için şimdi ikinci şeyi yapıyoruz. Benim bir tane mesela emektar bir fırınım vardı. Of ya, öyle bir kızardı ki böyle, of. Onda yani müthiş tavuklar yaptım ben. Bozuldu. Soya sosu. Bal ve kırmızı toz biber. Ve yine çok az domates püresinden ama çok az. Güzelce pişsin, güzelce kızarsın. Ben de o sırada sosumun son dokunuşunu yapacağım. Sosumun son dokunuşu acı severlerle ilgili. Acı seviyorsanız bu dokunuşu yapın. Burada çok acı bir Meksika biberim var. Çok böyle tadında gelmesi için incecik kesiyorum şöyle. İncecik kesip sosun üstüne koyacağım. Çeki papları, bandıranlara piyango usulü acılık gelecek. Çok abartmıyorum. Böyle çok pek elimi sürmemeye çalışıyorum şu an. Tak. Bunlar pişti. Nar gibi kızardı. Harika görünüyor. Sözün bittiği yerdeyim. Çünkü elim yanmaya başladı. Elim yanıyor. Sözüm bitti. Çok mutluyum. Yiyorum. Çeki pap. Çeki pap. Böyle de fotoğraf çeksek mi ya? Ya şuna bakar mısınız ya? Tut kolumdan çek götür beni ha. Diye içime çek. Çiki papa çiki papa çiki papa çiki papa. Çiki papa çiki papa çiki papa. Anız taştan duvar olmaz, bunu yaz. Arkadaşlar, dünyada iki çeşit insan vardır. Bir, Tarkan sevenler. İki, Tarkan sevmiyorum diye yalan söyleyenler. Bu büyük laf kimin lafıdır? Biliyorsanız yorumlara yazın. Benimle dalga geçiyorsunuz siz ya. Bu ne ya? Bir de sosa ban. Bam bam bam. Çikip. Pam. Ne? Çikip bam. Ben bunu bir restoranda falan yesem şöyle yaparım. Şefiniz nerede? Şefinizle konuşmak istiyorum. Beyefendi ne oldu, bir sorun mu var? Şefinizle konuşmak istiyorum sizim. Beyefendi yani bir şey varsa bize söyleyeyim. Şefinizle konuşmak istiyorum diyorum ve siz bana hala bahane uyduruyorsunuz derim. Şef gelir oradan. Orada durun. Evet, siz de alkışlayın bu lezzeti, siz de alkışlayın diye bağırırım. Ve o şefi orada alnından diye öperim. Çünkü çok güzel. Bunlar öksüz mü?
Gerçekten çok güzel. Keyif haritası hala oluşmaya devam ediyor önerilerinizle. Örneğin en iyi kanatçıları keyif haritasını önerebilirsiniz. Bu videonun altına da önerebilirsiniz. Sizden gelenler bölümünde yaptığınız Chiki Pom neydi la bu? Chiki Pop mıydı? Sizden gelen Chiki Pop'ları heyecanla bekliyorum. Fotoğrafları heyecanla bekliyorum. Emir Yargın'ı ve Çakal Lezzetleri Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir harmanlayalım artık ya. Ne bu 25 binlerde kaldık ya? Herkes 1 milyon falan ya. Gerçi ben de oradan ekmek yiyorum ha. Şey diyorsunuz yani. Ya neden bu kadar az falan diyenler oluyor. Ben de şey diyorum ya evet sormayın. Oradan yürüyorum ama bir harmanlayalım arkadaşlar. Takip edelim ya. Çok güzel paylaşımlarım oluyor gün içerisinde. Özel yaşantımı paylaşıyorum. Bum çiki pam, bum çiki pom, bum çiki pom. Of. Hey. Sosun içinde o biberi ısırdığınızda bir çıtlıyor. Böyle hafif bir acı dalgası yayılıyor. Çok güzel.